Selamünaleyküm kardeşlerim. Geçici olan şu fani dünyada hepimiz birer yolcuyuz. Rabbimizin takdir ettiği kadar bir ömür sürüp, sonra da ebedi olan ahirete göç edeceğiz. Kıyamet mutlaka vuku bulacak, dünya hayatı bütün çekiciliği ve cazibesine rağmen bir gün sona erecek. Bütün insanlar mahşerde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanacak, günahlarımız ve sevaplarımız mizan adı verilen o şaşmaz terazide tartılacak. Dünyada iman edip salih amel işleyenler ve güzel ahlakı düstur edinenler Allah'ın rahmetine nail olacak ve cennete girecekler. Fakat bu hayatta sorumluluklarını ihmal edenlerse karşılığında cehennemde cezalarını çekecekler. Kur'an-ı Kerim'in 77 ayetinde yer alan cehennem, kafirlerin, münafıkların, zalimlerin, gerçeğe boyun eğmeyenlerin azap görecekleri yer olarak tasvir edilir. Cehennem, üst üste katlar şeklinde birçok bölümden oluşmuş, oldukça derin, dipsiz bir çukur, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir zindan gibidir. Uzaktan bakıldığında kaynaması ve uğuldaması duyulan, yan yana renk değiştirmiş, sonunda siyah ve karanlık bir hal almış, doymaz bir ateş kaplamıştır her yanını. Bu öylesine doymaz bir ateştir ki, ceza görecek kimseler içine atıldığı zaman, "Doydun mu?" diye sorulur da, o "Daha yok mu?" diye cevap verir. Bu ateşin yakıtı, İnsanlar ve taşlardır. Kızıl develeri andıran, saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçan bu ateş, son derece kızgın ve yakıcıdır. Öyle ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cehennem ateşinin bu kavurucu sıcaklığının dünyadakinden kat kat daha fazla olacağını bildirmiştir. Cehennemde görülecek azap, herkesin dünyadaki küfür ve isyanıyla orantılıdır. Bazısının azabı daha şiddetli, bazısınınki ise daha hafiftir. Azabı en hafif olan bile zanneder ki en şiddetli azabı kendisi görmektedir. Orada herkesin azabı kendisine şiddetli gelir. Zira herkes kendi derdine düştüğü için başkasının ne halde olduğunu bilemez. Numan İbni Beşir radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Şüphesiz kıyamet gününde cehennemliklerin azabı en hafif olanı ayaklarının altına iki kor konulup da bu sebeple beyni kaynayan kişidir. Oysa o hiç kimsenin kendisinden daha şiddetli azap gördüğünü zannetmez. Halbuki kendisi, cehennemliklerin azabı en hafif olanıdır. Cehenneme atılanların bir kısmı burada ebedi değildirler. Allah'ın birliğine inanan, ona hiçbir ortak koşmayan ama amelleri yüzünden cehenneme düşen bu kullar, alınlarındaki secde izinden tanınırlar. Zira Allah cehennem ateşine secde izini haram kılmıştır. Onlar bir süre azap çektikten sonra bulundukları yerden kapkara olarak çıkarılırlar. Üzerlerine dökülen hayat suyuyla adeta sel birikintisinin içinde canlanıp filizlenen tohumlar gibi bedenlerine can gelen bu müminler içinde ebedi kalmak üzere cennete konulurlar. Öyle ki kalbinde buğday tanesi kadar iman bulunan hiç kimse cehennemde ebedi kalmaz. İnsana düşünebilmesi ve doğru yolu bulması için akıl verilmiş, hidayet rehberi olan kitaplar ve elçiler gönderilmiştir. İnsan bütün bu yardımcıların önderliğinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalı, ona asla ortak koşmamalı, inandıktan sonra da kendisini bu tehlikeye düşmekten korumaya dikkat etmelidir. Zira bu korkunç sondan onu kurtaracak olan, ne dünyada kazandığı malları, ne yakınları, ne de çocuklarıdır. Yalnızca imanı ve salih amelleridir. Selametle.